Merhaba sevgili yatırımcılar. Özel video serimize tekrardan hoş geldiniz. Dostlar biliyorsunuz hafta içi 5 gün canlı yayın yapıyorum. Lakin cuma günü yapılan sert satışlarla birlikte özellikle bir video yapmak istedim. Twitter adresimde de böyle bir bildirimde bulundum. Gelen yorumların çoğu BIST 100 ve BIST 30 üzerinde yorum yapmam gerektiğini söylediğinizi gösterdi. Ve bu yüzden ben de endeksleri incelemeyi tercih ettim. Çünkü hisse senetlerinin zaten çoğu panik satışlarla beraber tabana gittikleri için hani çok fazla bir o kanalda bakmamız gereken bir durum yok. Şu an daha çok endeksler üzerinde yorumlar ve genel bir yorum yapmak istiyorum. Dostlar biliyorsunuz şundan bir hafta önce bir video yapmıştım. 2000 bandlarındaki endeksimizin işte 2300, 2400, 2500 bandlarına doğru hareket edebileceğine dair yorumlarda bulunmuştum. Nitekim 2406 bandlarına geldikten sonra çok sert bir satışla karşılaştık. Bir düzeltme içerisinde. Tabii ki bunu sadece endeksin işte dirence gelmesi, desteğe gelmesi, doyum noktasına ulaşmasıyla bir alakası yok. O videoda da defalarca uyardığım şekilde dostlar bizim endeksimiz çok ciddi işte üstün başarılar elde ettiğimiz için değil, dolar karşısında değerimizi korumaya çalıştığımız için yükselmeye devam ediyor ve endeksimiz için en büyük tehlikenin yine bu parite olduğunu söylemiştim. Nitekim gelen açıklamalar ve Merkez Bankası'ndan gelen müdahaleler, iş dünyasından gelen baskılarla birlikte dolarda ciddi bir düşüş meydana geldi. Düşüşle beraber endeksimizde de satışlar, yani bir kaos ortamı oluşturuldu diyebiliriz. Tabii ki bu sadece işte bu balinalardan oluşan bir durum değil. Müthiş bir panik satışı meydana geldi. Küçük yatırımcıların elinden, çoğunun elinden daha doğrusu mal almaya çalıştıklarını da düşünüyorum bir yandan. Şimdi neden böyle düşündüğümü az çok sizlere aktarmaya çalışacağım. Çok uzun tutmadan, sizleri sıkmadan inşallah sizler de videoyu beğenirsiniz dostlar. Şimdi endeksimizin ve BIST 30 yani BIST 100 endeksimiz ve BIST 30 endeksimizle ilgili birazcık teknik yorumlar yapmak istiyorum. Şimdi Fibonacci direnç bandımız ve bir Fibonacci çektik. Lakin bizim 2018-2019'dan beri gelen yükselen bir trendimiz var aslında. Evet bunu kırmıştık. Yatayda bunu birazcık sürdürmüştük. 200 günlük ortalamanın üzerinde yatay seviyelerde hareket ettik ve bunu çok fazla altına vermedik. Aslında bu tarz dirençlerin, daha doğrusu trendlerin bozulması çok önemli değil. Neden değil? Evet birazcık zaman kaybettirebilir ama trendin içerisine girmek ister. Bu düşen trend de olsa, yükselen trend de olsa bir şekilde yeni bir trend oluşturulamadığı sürece eski trendin içerisine bir atak gerçekleşir. Nitekim zaten endeksimizde de yani BIST 30'da da ve BIST 100'de de ikisinde de endeks içine doğru bir hareket gerçekleşti. Çok sert gerçekleşti. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Normal değil. Tabii ki bunlar anormal fiyatlanmalarla birlikte oluyorlar. Lakin yani sadece BIST 30'a veya BIST 100 endeksine bakarak bunları yorumlarsanız çok sığ kalır ve tam manasıyla bunu kavrayamazsınız ve hareketlerden sürekli hani kayba uğrarsınız. Şimdi endeksimizin 2018-2019 seviyelerinden ve 2020 trendinden gelen direncimiz tam da aslında buradaki dirençlere yakın bir seviyeyi gösteriyordu. Yani 2430 bantlarını gösteriyordu. Lakin tabii ki bu düzende bir düzeltme gelmek zorunda mıydı veya bu trend kırılamaz mıydı? Kırılabilirdi. Çünkü döviz tutulamıyor. Yani Merkez Bankası 5 kere müdahale etti ama yani dolar ve TR paritesi sürekli yukarı yönlü devam ediyor. O yüzden de hani bu dirençler kırılabilirdi. Lakin bu bir bahane edildiğini düşünüyorum ve bu bir şekilde mal toplama geri çok ciddi bir, çünkü küçük yatırımcının eline mal da aldı. Biliyorsunuz ki balinalar küçük yatırımcıları çok fazla zengin etmek istemezler. Bu işin gerçeğidir. O yüzden de tabii ki bu tarz kaoslar, bu tarz panik satışları, malı tabana yığma gibi hareketlerle birlikte tekrardan bir fırsat oluşturmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Şimdi BIST 100'ün teknik olarak baktığımızda destek bandında kapattığını, zaten bunu Twitter adresimde de söylemiştim. 2072 bandının altında kapatmadığı sürece hala bir umut var kısa vadede. Yani çok ciddi kısa vade açısından söylüyorum. Bir umut olduğunu söyleyebilirim. Nitekim 2072 bandına değdikten sonra ufak böyle bir iğne attık. Şurada gördüğünüz gibi. O iğne de aslında bir destek onayıdır. Yani bir ufak da olsa destek onayı aldık. Burası kesinlikle kritik. Yani buraya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Eğer ki biz yarın yani pazartesi itibariyle buradaki destek bandından tepki alır, yukarı yönlü kırılım yaşayabilirsek gerçekten kısa vadede yükselen trendimiz devam eder. İşte malı kaybeden malını kaybeder. Toplanan mallarla yola devam edilir. Bu destek kırılırsa işimiz biter mi peki? Yani bu destek kırılamaz diye bir şey yok. Çünkü tabanı yılan onlarca, yani yüzlerce, binlerce lot var. Bu lotlarla birlikte işte bir gaplı düşüşler meydana gelebilir mi? Elbette gelebilir. Şimdi burada Fibonacci destek bandımız 2003 seviyesi var. Yani 2072 kırıldı.
Ardından 2003 seviyesi önemli çünkü bir önceki zamanda da destek olarak onaylanmıştı. Şimdi orası kırıldığı takdirde ise 1971 seviyeleri ve 1948 seviyelerine kadar yani desteklerimiz var. Yükselen trendimizin alt destek bandı onaya da gelebilir. Oradan bir anlık destek de görmek isteyebilir. Bu tarz hareketler meydana gelebilir. Bu tarz satışlar ki günlük volatilitesi neredeyse artı 5'lerden eksi 8'lere %13'lük bir günlük volatilitesi var. Çok ciddi bir volatilite. Burada aynı zamanda bakın Merkez Bankası satışlarında dahi çok sert düşüşler meydana gelmiş ama ardından toparlanmaya girmiştik. Yine aynısını açıkçası bekliyorum. Çok hani elbette düzeltmeler gelecek. Bunun sadece endeksin çok şişmesinden olmadığını bir de şuradan kanıtlayacağım. Ama önce tabii ki BIST 30 ile ilgili de ufak tefek bilgilendirmeler yapalım. Şimdi burada da aynı şekilde 2019-2020 seviyesinden gelen trendimizin direnç bandındaydık. Ve oradan bir düzeltme yaşadık. Şu an itibariyle o da destek bandına doğru çekildi. BIST 30 endeksimizde 2275 seviyesinde bir desteğimiz var. Yani buranın da eğer destek olarak onaylanması durumunda yükselen trendimiz bir şekilde devam edecek yoluna. Ama burası kırıldığı takdirde aynı şekilde işimiz bitmiş değil. Önemli bir destek bandımız olan 2155 seviyesi yine destek olarak takip edilebilir. Yani bu düzeltmeler olabilir. Teknik olarak gördüğünüz gibi gayet hani yükselen trendine uyumlu bir şekilde devam ediyor. Dirençlerden alt destekleri yani 1700'lere kadar düşme kısa vadede böyle bir şey kesinlikle öngörmüyorum. Bunun da sebebi burada yatıyor dostlar. Şimdi dolar bazlı baktığımızda endekslerimize biz peki yani çok mu şişmişiz? Yani burada artık bizim gerçekten yani borsamız işte dirençleri çok fazla zorluyor. Çok fazla şişmiş mi arkadaşlar? Biz genel manada evet teknik olarak ben birçok göstergeye bakıyorum. Mesela şu an ben günlük bazda TL bazına baktığımda RSI'ye bakmıyorum. Çoğu hiçbir kağıtta doğru düzgün RSI'ye bakmıyorum. Çünkü anormal bir süreçte ilerliyoruz. TL dolar karşısında her gün 1 lira 1 lira daha değer kaybetmeye devam ediyor. Yani böyle bir süreçte biz oturup RSI bakmanın veya işte endeks niye bu kadar yukarıya gidiyor demenin çok fazla bir mantığı yok. Zaten bunu 1800'lerden beri sorgulayanlar yani neredeyse 600 bas puanlık bir primi kaybettiler. Bunu sorgulayanlar. Ama gelip de dolar bazlı bakan veya diğer pariteleri takip eden veya dış ekonomik konjonktürü takip edenler ise 2400 bantlarına kadar hareketleri yakalamış durumdalar. Şimdi biz TL bazlı, döviz bazlı ciddi manada dip seviyelerde hareket ediyoruz arkadaşlar. Zaten bu 2008 krizlerinde bile 126 dolarlarda hareket ediyordu bizim borsamız. Bugün de 126 dolar seviyelerinde. Yani biz buralarda mallandığımız takdirde bir şey kaybetmiş miyiz veya düzeltmeye girse dahi çok mu pahalı kalmışız? Hayır, diptesin. 2008 krizindeki seviyelerdesin. Aynı zamanda BIST 30'a bak, yine diptesin. 140 dolarlarda geziyorsun. Yani o 2008 krizinin 156 doların bile altında şu an bizim BIST 30 şirketlerimiz. Bunu ben size Aselsan'da da gösterdim. Emlak Konut'ta da gösterdim. Yani Türk Hava Yolları'nda birçok kağıtta gösterdim. Şirketler hatta gösterelim. Tekrar üzerinden geçeyim. Türk Hava Yolları gibi dünya markamız. Şu an itibariyle geçen senenin Şubat'ın, Mart'ın. Bakın o Mart düşüşünde göze alabilirsiniz. Şu önemli. Mart'ta 2 dolar olan Türk Hava Yolları bu primine rağmen %100'lük primine rağmen 1.38 dolar. Yani 1 dolarlık bir şirket olabilir mi Türk Hava Yolları? Emsal şirketleri belki bunun 5 katı değer görürken 1 dolar 38 sent olabilir mi Türk Hava Yolları? Hayır. İşte biz bu hareketlere rağmen, bu primlenmelere rağmen döviz buralarda durduğu sürece kesinlikle pahalı sayılmayız. Elimizde mal olduğu sürece de yukarı yönlü trendler takip edilebilir. Evet, artık borsa günlük alsattan ziyade yatırım aracına döndü. Aslında bir yandan mutluyum. Çünkü BIST 30 ve BIST 100 kağıtlarımız, hadi BIST 100'ü bile çok fazla saymıyorum. BIST 30, BIST 50 kağıtlarımız yani olması gereken primlenmeleri en azından kısa vadede, çok daha iyisi olması lazım ama kısa vadede primlenmiş ve bir yatırım aracına dönmüş durumdalar. Ya bugün sen şişeceğim Türk Hava Yolları aldığın takdirde ve dövizi buralarda ki şu anki bizim ekonomik planlamalarımız tamamen bu yönde ilerliyor. Faizi iyice düşürebildiğimiz kadar düşüreceğiz. Ve döviz kur umurumuzda değil. Döviz kur umurunda değilse senin borsadaki şirketlerin prim yapmak zorunda. Yoksa Texas'taki bilmem neredeki Alaska'daki bir balıkçı, bir balık şirketi diyelim. Onu satıp gelip de Türk Hava Yolları'nı satın alabilir. Çünkü 800 milyon dolar, 1 milyar lira, 1 milyar dolarlık bir şirket olma şansı yok. Emsalleri 8 milyar, 10 milyar dolarken.
İşte bunların bütün hepsini bir planladığımızda ve gördüğümüzde dostlar, hala borsamız bence alarm vermiyor. Şunu söyleyeceğim bir de, tabii ki bu sadece borsalar tarafında bir durum. Bir de paritelere bakalım. Dolar TR'ye baktığın zaman evet her şeyi eleştiriyoruz. Türk Hava Yolları'mızı eleştiriyoruz, Aselsan'ımızı, Şişecam'ı eleştiriyoruz. O gitti de gitti, borsamız gitti de gitti, düzeltme yapmadan girmeyiz vesaire vesaire. Dolar paritesi neden eleştirmiyoruz? 5 tane müdahale gelmiş. 5 tane müdahale gelmesine rağmen bugün 16.41 seviyelerini kapatmış. Ve 17 bantlarını zorluyor. 17 hatta geçti diyelim. 18 bantlarına gidecek belki kısa vadede, ki zaten şuradaki formasyon hedefine baktığında rahat bir şekilde 17 onları hatta 20'leri de görebilir kısa vadede. Ki burada yeni bir trend oluşturup yükselen bir trend devam ettirebilir mi? Evet. Çünkü burada spekülatif bir iş var. Yani dolar üzerinde çok ciddi bir spekülatif iş var. Bunun normal şartlar altında 200 günlük, hadi 100 günlük ortalama içerisinde olsa, doların şu an olması gereken seviye 13.78 derken 16-17 liralarda fiyatlanıyor. Ama bu sadece Türkiye üzerindeki paritelerde güçlenme değil. Dolar dünya karşısında yaptığı söylemler, açıklamalarla, işte faiz arttıracağım, doları tutmam lazım, daha daraltan, daha sıkı bir para politikası içerisine gireceğim demesiyle birlikte dünya paraları üzerinde de zaten prim yapmaya başladı. Gördüğünüz gibi şu an önümüzdeki de euro üzerindeki dolar paritesi. Nitekim doların, bakın burada bir kama içerisinde yatayda hareket ettiğini görüyoruz. Ve kısa vadede örnek veriyorum, işte 2018'de yaşadığı doların değer kaybından sonra elbette bir para değer kazanması olmuştu ama 2020'de çok ciddi bir değer kaybı yaşamıştı. Zaten kendisi de enflasyonla, zaten bu da bir ilişkilidir. Paranın değer kaybetmesi enflasyondur. Enflasyonla birlikte de Amerika'da ciddi iki hanelere doğru giden bir risk var. Zaten Fed'in açıklamalarına baktığımızda da biz bunu artık varlık alımlarımızı azaltacağız, İşte faizlerimizi arttırmak zorundayız vesaire açıklamalarıyla birlikte dolar sadece TL karşısında değil, euro karşısında da, sterlin karşısında da değer kazanmaya devam ediyor. Yani bu süreç, ki eğer bir formasyon içerisinde euro dolar paritesi devam edecekse, al satına devam edilecekse, doların evet kısa vadede ikili dip formasyon hedefini birebir, hemen hemen daha doğrusu birebir olmasa da yaklaşık işte 89 bandında tamamlamış olacak, formasyon hedeflemiş olacak, ama düşen direnci dediğimiz 0.92'ye doğru giderse eğer dolar euro paritesi, bu bizim TL bazında hareketleri 18-19 liralara kadar gidebileceğini gösteriyor. Tamam, paritelere baktığın zaman dolar değer kazanmaya devam ediyor. TL bazında da değer kazanacak. Bizim borsamız niye düşsün? Yani çünkü her geçen gün bedava oluyor şirketlerin, ki sen zannediyorsun işte yabancı gitti bir daha gelmez. Siz gidin bir bakın. Yani ben bunu tabii bundan önceki videomda açtım ama şimdi o takaslar güncellenmediği için gösterme şansım yok. Arkadaşlar, yabancı şirketlerin, yabancı fonların, Vanguard, BlackRock gibi şirketlerin çok ciddi yatırımları var ve bunlar öyle babazın hayrına işte Türkiye çok mükemmel, ben geleyim, öyle değil. Ucuzluk neredeyse yabancı oraya gelir, yatırımcı oraya gelir. İstediğin kadar işte sorunlu ol, bilmem ne ol, fark etmez. Para varsa bir yerde, para varsa, bir kazanç varsa yabancı da gelir, yerli de gelir. Nitekim son zamanlarda gördüğünüz gibi hacimlere bakın. 77 milyar. Biz burada 2 ay 3 ay önce 29 milyarlarda, 25 milyarlarda kapanışlar yaparken bugün 77 milyarlık hacimler yapıyoruz. Tamam, bu son günde yaptığı anormal bir hacimlenme ama 50-60 milyar artık bir şey demiyoruz. Normalleşti bizim için. Ki zaten 77 milyar BIST 100'ün hacminin 62 milyarı zaten BIST 30, 30 tane şirket. Zaten bunları sürekli söylüyorum. Yani niye sığ kağıtlar hareket etmiyor hocam? Niye sığ kağıtlar? Bak, niye sığ kağıtlar hareket etmiyor biliyor musun? Geriye kalan 70 şirkete sadece 15 milyar kalmış. 62 milyar zaten BIST sadece 30 tane kağıtla hareket ediyor. İşte o yüzden para 30, BIST 30'da. Niye? Yabancı buraya yöneliyor. Yabancı alımları çok yüksek. Ucuz kaldılar. Çok ciddi şirketlerimiz, 10 milyar lira kar eden şirketlerimiz piyasada 20 milyar değer görüyor. Öz sermayesi 50 milyar, piyasa değeri 25 milyar. Böyle bir şey olabilir mi? Öz sermayesi 50 milyarlık şirketin piyasa değeri 25 milyar. Defterde piyasa değeri, normalde defterlerin yarısı kadar işlem görüyor. Bu hareketlere rağmen hala birebir olmamış birçok şirketimiz var. Yani borsamız pahalı değil. Bana sorarsanız, ki yani eğer anormal, işte Merkez Bankası'nda, yani risk şu açıdan uyarmam lazım tabii ki sizleri. Bu bir uyarıdır. Bundan önceki videoda yine yapmıştım ama yine yapmak zorundayım. Dostlar, dolar
bizim en büyük riskimiz bugün. Neden? Bizim endeksimiz normal, dolar sürekli işte 10 lira, 10 lira, 10 lira, 3 aylık ortalaması 10 lira olan bir dolar paritemiz yok. Her gün 1 lira, 1 lira daha üzerine koyan spekülatif yükselen dolar karşısında yine aynı şekilde kendini yazık korumaya çalışan bir borsamız var. Şimdi böyle bir süreçte tabii ki riskimiz bizim dolar emtia, yani döviz emtia. Yani bizim şu an itibariyle emtia ve dövizlerdeki artışlar bizi yükselten, eğer ki dolarizasyon azalır, ki kısa vadede böyle bir şey kesinlikle beklemiyorum, dolarizasyon azalırsa dünyada da bu dolarizasyon, bak Türkiye'de la euro, sterlin, hepsi değer kaybediyor. Dünyada dolarizasyon azalır, normalleşme süreci artarsa diyelim, evet o zaman biz burada oturup da endeksimizin konsolide olmasını bekleriz. Normalleştikten sonra da hareketlerini RSI'ma bakalım. Bakalım ADX, ADX'i bilerek açtım. Böyle bir ADX çoğu kağıtta görme şansınız yok. Kağıt artık inanılmaz artmış. Nitekim gelelim. Yani hacme bakın. Çok ciddi. Son günlerde özellikle yaptığı mesela satış hacmiyle birlikte buralarda yaptığı mesela bak şu düşüşte Merkez Bankası düşüşündeki hacmin bile ötesinde bir satış, bir panik var. Yani hacimde inanılmaz bir yükselme. Ve bu kağıt daha doğrusu endeksler düzeltmeleri devam ettirebilirler. Nitekim hatta şurada daha rahat bir şekilde göstereceğim. Gördüğünüz gibi Bollinger bandının orta bandı bizim artık ne derler can suyumuz. Yani bunun altı gerçekten risk. O zaman otururuz deriz ki arkadaşlar tamam bir dakika stoplamak lazım artık. Bunun ötesinde sıkıntılar yaşanabilir ama bizim bir Bollinger bandı bu kadar açıldıktan sonra düzeltme geldi. Problem yok. Takibe devam. Yeter ki 1948 bak bizim ara destekleri verdim. Ana destek 1948 altına vermeyelim. Orası zaten bir ağırlıklı ortalama. İki yükselen trend. Üç de orada ufak bir gap. O destek de var. Yani birçok destek var orada. O desteğin kırılmaması bizim açımızdan şart. Bu dolar, bu TL, bu konjonktür olduğu sürece bana sorarsanız malda kalmak çok daha faydalıdır. Lakin yine de sat al taktiğiyle hareket edeceğim. Stop olacağım, alttan lot arttıracağım diyenlere de saygı duyarım. Lakin dediğim gibi bizim borsamız tarihin en dip seviyelerinde hareket ediyor. Bu dolar bu konjonktür olduğu sürece borsamıza pahalı diyen, borsamız çok uçuyor kaçıyor diyenler çok sığ bakış açısını ve bu işin kesinlikle liyakatsızlardır. Onun haricinde arkadaşlar tabii ki ben elimden geldiğince bu kötü günde özellikle bilerek video yapmak istedim. Biliyorsunuz hafta sonu canlı yayınlarımız yok ama yine de yanınızda olmak istediğim için bu videoyu yapmak istedim. Tek isteğim şu, psikolojiyi çok fazla bozmadan her şeyin düzeleceğine inanarak. Çünkü destek bantlarına tekrar geldik. Buralardan bir kırılım, bir dönüş gelmesi gerektiğine inandığım için konuşuyorum. Ve bu desteklerin çalışmasına inandığım, çalışacağına inandığım için konuşuyorum. Her duruma karşı dikkatli olmalı ama yine de yatırımlarımızı korumalıyız diye düşünüyorum. Yine de son karar her zaman sizlerindir. Bu kötü günleri de atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Sağlıcakla kalın.